Bir zamanlar bir ülkenin doğusunda, çok çok uzaklarda, kışı çok soğuk yaşayan şirin bir kasabada Tuna adında bir çocuk yaşarmış. Tuna ve ailesi çok iyi insanlarmış. Komşuları da öyle. Her yeni yıl kutlamalarında büyük büyük tepsilerin içinde meyveler, sebzeler, çerezler, türlü türlü yiyecekler ile birbirlerine misafirliğe giderlermiş. Çıtır çıtır yanan sobanın başında sımsıcak bir odada yemekler yenir, meyveler yenir, oyunlar oynanır, çerezler yenirmiş. Sesler yükselirmiş birer birer. Birinci çinko az geçmeden gelirmiş, ikinci çinko ve tombala tombala. Televizyonda başlarmış geri sayım o anda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yıl yıldan güzel gelsin denilirmiş o anda. İşte öyle zamanların birinde, etrafı karlarla kaplı dağlar, yaprak dökmeyen ağaçlarla dolu ormanlar bembeyaz görüntüsüne bürünmüş. Soğuk kış günlerinin gelmesiyle kasabaya da sessizlik inmiş. O gece Tuna'nın babası işten eve gelirken kasabanın az ilerisinde kurulmakta olan kocaman kapalı Luna Park görüvermiş birden. Bu öyle büyük bir Luna Park'mış ki yılbaşı gecesini ışıklarıyla ışıl ışıl aydınlatacakmış. Müzikleriyle herkesi kıpır kıpır coşturacakmış. Çeşit çeşit oyuncaklarıyla de çocukları aşırı mutlu edecekmiş. Tuna bunları duyunca o gece heyecandan uyuyamamış. Sabah erkenden uyanmış. Hemen pencereye dayanmış, dışarı bakmış. Kar çok yağmış, yollar kapanmış. Tuna büyük bir mutsuzluğa kapılmış. Oysa ilk defa yılbaşında farklı ve büyüleyici bir şey yaşayacakmış. O da ne yazık ki olanaksızlaşmış. Tüm gün evin içinde oflaya, tıslaya, üzüle, süzüle gezinmiş. Büyük atlı karıncaya binmeyi hayal etmiş. Parıldayan ışıkların altında arkadaşlarıyla birlikte gülmeyi de. İçi içine sığmamış. Sobanın sıcağında mayışmış kalmış. Bir ses duymuş. Pişt pişt. Başını kaldırmış bakmış. Nasıl yani? Gözlerini uçturmuş bir daha bakmış. Bu babamın emektarı kepçe demiş. Bu bozuk değil miydi? Hem nasıl olur da benimle konuşabilir ki demiş. Şaşkınlık içinde pencereye koşmuş. Işıl ışıl ışıklarla süslü kepçe. Hadi Tuna, gel benimle demiş. Tuna atlamış kepçenin koltuğuna. Kepçe ışıl ışıl ışıldayarak Tuna'nın arkadaşlarını da sırayla alarak yollardaki karları kürüye 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 ulaşmış Luna Park'a öylece. Tuna ve arkadaşları şaşkınlıkla birbirinden güzel oyuncakların olduğu Luna Park'ı incelerken atlı karıncayı görüvermişler birden. Koşmuşlar atlı karıncaya. Binivermişler birbirinden güzel atlara. Tıkıdık 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 derken Tuna'ya biri sesleniyormuş yine o anda. Ama bu babam derken Tuna uyanıvermiş o anda. Ya rüya mıydı? Bütün bunlar diye isyan edecekken Tuna
Babası "Hadi hazırlan Tuna," demiş ona. Tuna iri gözleri meraklı yüreğiyle bakmış babasına. Babası emektarı kepçeyi çıkarmış sokağa. Tuna'nın rüyası gerçek olmuş o anda. Binmişler kepçeye. Karlı sokaklarda gürleyerek ilerlemişler. Tuna'nın babası o gün emektarı kepçeyi çalıştırabilmek için, Tuna'yı Luna Park'a götürebilmek için tüm gün onu tamir etmiş oysa. Tuna'nın sevinci her şeye değermiş aslında. Babaların çocukları için hayattan tüm müsteği bu değil mi aslında? İyi seneler canım çocuklar. Sevinçleriniz bol olsun.